Yusufeli Ahalt'ın girişindeyiz. Meşhur Mezbahane dediğimiz bölgedeyiz. Şu anda oradaki suyun geri çekilmesini gözlemlemek için geldik buraya. Buranın alanı hacmi dar olduğu için çok fazla geri çekilme gözlemlenmiyor. Şurada mezbahanenin duvarında, bak buradan uzaktan pek iyi görünmüyor. Bir yakına gidelim, oradan tekrar çekelim. Araba yoluna çıktık. Şimdi bir daha yolun üst tarafından mezbahaneye bakalım. Şimdiye kadar hep ne kadar doluyor, ne kadar doluyor, mezbahane ne kadar su altında kaldı diye paylaşıyorduk. Dün itibariyle dip savaklar açıldı ve sularda geri çekilme başladı. O da sanayi bölgesini taşınmadığı için. Şurada bakın. Mezbahanenin duvarında göründüğü gibi ortalama buradan benim gördüğüm 20 ile 30 santim arasında bir geri çekilme olmuş bu bölgeden. Zaten bir önce bir video paylaştım. Hemen bundan bir önce paylaştığım videoda çevre yolunda ne kadar çekilme olduğunu. Dostlar orada da 100 metre civarında demiştim. Orada biraz daha araba yolu olduğu için ve açık bir alan olduğu için çekilme çok fazla belli olmuş. Buradan o kadar belli olmuyor. Yalnız sanırım su birikmesi yine devam ediyor. Kapaklar şu anda açık değil herhalde. Tam bilmiyorum ama bura mezbahanenin olduğu yer, gördüğünüz gibi en son güncel bu şekil. Hemen hep beraber yolun sonuna doğru gidelim. Bakalım yolun sonunda bu geri çekilme ne kadar kendini hissettirmiş. Yağışlı bir hava var dostlar. Bir aradan da ıslanıyoruz. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Bakın burası araba yolu, bu kadar çatlamış. Şurası da çatlamış. Altına su girdiği için burası artık çok tehlikeli sınıfa, kısma girmiş. Çünkü her an çökebilir. Altını su yumuşatmış. Evet, ilerliyoruz. Yağmurlar başladı. Kurak mevsim inşallah geride kalmıştır. Ve bu yağmurlar da bizim barajımızı dolduracaktır. Yine su noktasına gelip fotoğraf çekilen, hatıra olarak fotoğraf çekilen arkadaşlarla burada. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar daha önce geldiğimizde buradaki demirler, yolun kenarındaki demirler komple duruyordu. Şimdi gördüğünüz gibi şu ileride polis kontrol noktası dediğimiz bölge vardı. Orası tamamen kaybolmuştu. Şu anda üstünün beyazlıkları görünüyor. Evet, burada da gördüğümüz şu kadar bir çekilme var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metre civarında bu bölgede. Çünkü bu bölge biraz vadi olarak dar. Çekilme çok fazla belli olmuyor aşağıdaki gibi. Burada da 7 metre bir geri çekilme var. Yalnız şu anda su hareketi aşağıya doğru. Sanırım savaklar açık. Dostlar, çekilme devam ediyor. Buradan da anlatacak, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer yerlerden görüşmek üzere. İşkan köyüne gideceğiz. Şimdi bir de o bölgeyi kontrol edeceğiz. Bakacağız oradan ne kadar geri çekilme olmuş. Ağaç meşeğine gideceğiz. Yeniköy tarafına gideceğiz. O bölgeleri bakacağız. Yeni videolarda görüşürüz.